Şanlıurfa'da öne çıkan lezzetlerden biri olan tirit, sabah kahvaltılarında tercih edilen önemli yemekler arasında yer almaya devam ediyor. Şanlıurfa'da geleneksel lezzetler arasında önemli bir yer tutan tirit, özellikle sabah kahvaltılarında tercih edilen vazgeçilmez lezzet olarak öne çıkıyor. Kış aylarında daha fazla tüketilen bu eşsiz lezzet, şifa kaynağı olarak biliniyor. Tirit, içerisine konulan safran bitkisi, antibiyotik özellikleri sayesinde hem lezzetini hem de şifasını artırıyor. Soğuk havaların vazgeçilmezi olan tirit, Şanlıurfalıların sofralarında önemli bir yer tutuyor. Şanlıurfa'nın bu kadim lezzeti, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekmeye devam ediyor. Tirit, aynı zamanda şehir kültürünün bir parçası olarak tanıtılıyor. Şanlıurfa'da tirit denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Kadir Usta, vatandaşının bu lezzeti en az haftada bir kez tüketilmesi gerektiğini ifade etti. Tir ekmeği, şöyle, bu ara mayasız ekmek denilir. Dana eti 4 saat kaynamış, kemikle beraber. Bıraktıktan sonra kendi öz suyu, kemik suyu şöyle. Bu kemik suyudur. Bunu verdikten sonra bir de yoğurdumuz var. Samırsalı yoğurdumuz. Şimdi yemeğe hazır. İçerim yanıyor anı, gözlerim ağlar. Gezme ceylan bu dağlarda, seni avlarlar. Eyvallah. Paket. Merhabalar, öncelikle merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Kadir Usta, tiritçi, kelle paçacı Kadir Usta. Kadir Usta, herkes sizi tanıyor. Evet. Biz şöyle bir soruyla başlayalım. Tirit nedir? Tirit, Hazreti İbrahim'den gelme. Ustacığım, iki tane kelle var. Evet, Urfa'da nadir kalmadı. Şimdi işte birer tane kaldı. Bir de elimizden geldiği kadar devam etmeye çalışıyoruz. Çoluk çocuğumuzu öğretmeye çalışıyoruz. Cenab-ı Allah nasip ederse bundan sonra bizim evlatlarımız bunu devam ettirecek. Tirit şöyle, işte eti 4 saat kaynatıyoruz. Dana etinden olur, tokla etinden de olur isteyen olursa, kemik suyundan. Bir de etimiz şurada didiklenmiş etimiz. Biraz evvel size izah ettiğim gibi ekmeği, eti, et suyunu, yoğurdunu döküp veriyoruz. Şifa kaynağıdır yani. Peki Kadir Bey, tirit nereminde? Urfa'ya mı ait? Tirit yok? Zaten başka bir yerde yok ki. Urfa'ya, başka yerde tavuk yapıyorlar. Tavuktan tirit mi olur? Kargadan başka kuştur, fıdırdan başka yokuş yok. Etten olur. Urfa etçidir, eti sever. Bir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş, lahm demek etlerin, tirit yemeklerinin en şahıdır. Peki Kadir Bey, tiritten püf noktaları nelerdir? Püf noktalarını herkese söylese olmaz ki. Biz gelip burada yiyecekler. Bu zaman olmaz püf noktaları. Dana etinden, gerdan etinden olur. Bir de kemikten beraber kaynar. Etin en iyi yeri olur. Erkek olur eti. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Abi başımla beraber.